Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyiciler, Gözümün Nuru namaz programında çocuklarımıza namazı nasıl sevdireceğimizi kitabımızdan örneklerle sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda sizlere tavsiye edebileceğimiz bir metot, namaz kılan yaşıtlarıyla aynı mekanlarda bulunmalarını sağlayın çocuklarınızın. Çocuğa emsali arasında din ve diyanetine bağlı arkadaşlar edinmesini sağlamak da çok önemlidir. Sağlamakla da kalmamalı, anne baba bu işin takipçisi olmalıdır. Onun dini değerlere saygılı yetişmesi için baskıcı olarak değil, yönlendirici bir tavırla çocuk hep gözlemlenmeli ve en kıymetli varlığımız olarak herkese emanet edilmemelidir. İnsan tanımadığı birisine en değersiz bir eşyasını bile teslim etmezken nasıl olur da en değerli evladı olan, en değerli varlığı olan evladını teslim eder? Mesela yolda biri gelip size dese ki, arkadaş cüzdanını çaldırabilirsin. Ülkemizde en çok şikayet var, ver o cüzdanını muhafaza edeyim. İtimat eder misin? Hayır. Tanımadığınız bir adama ne cüzdanınızı ne çantanızı emanet edersiniz. Öyleyse nasıl oluyor da çarşıda, pazarda tanımadığınız, bilmediğiniz kimselere çocuğunuzu emanet ediyor veya takipçiliğini onlara bırakabiliyorsunuz? Evet, iyi bir arkadaş seçme anne babanın görevidir. Sadi'nin Gülistan'da verdiği gibi, efendim, kötü arkadaş kara yılandan, kobradan daha kötüdür. Onu zehirler, olumsuz şeylerle meşgul eder. İyi arkadaş melekten daha iyidir. Onunla beraber olduğunda melek ufuklarında dolaşır. Çocuğun duygu ve düşüncesinin şekillenmesinde arkadaş çevresi çok önemlidir. Eğer çocuk kötü bir çevre edindiyse onu derhal oradan uzaklaştırmalı, itimat edeceğiniz uygun bir yere göndermelisiniz. Hatta doğup büyüdüğü mahallede etrafını kötü arkadaşlar sarmışsa belli yollarla onu mutlaka o arkadaşlarına karşı izole etmeli. Başa çıkamıyorsanız okuldan alıp başka bir beldeye göndermelisiniz. Ancak orada da ilk tanışacağı arkadaşlarının dindar, iffetli, namuslu olmalarını sağlamalısınız. Nerede olursa olsun çocuk, içine girdiği muhitte hemen dini hayatı görmeli, başkalarıyla daha yüksek düşünceler etrafında kaynaşmalı ve hemdem olmalıdır. Belki anne sinesine taş basacak, baba da kesesinin ağzını açma mecburiyetinde kalacak ama Allah'ın hem kendisine hem de evladına azap edeceği günlerin endişesiyle oturup kalkacak, bugünü ve yarını adına yılan çılan ebeveyni olmamaya çalışacaktır. Bazen çocuk ders çalışmak için birinin evine gidecektir. Bu durumda bile yine gözünüz hep onun arkasında olmalıdır. Çocuk arkadaşlarının evlerine gitmeli ama o evlerin taşı, toprağı, duvarı Allah demeli. Ezan-ı Muhammedi okunduğunda seccadeler serilmeli, aile efradı saf bağlamalı ve cemaatle namaz eda edilmelidir. İşte böyle evlerin gençleriyle çocuklar arkadaş edilmeli, onlarla ders çalışmalı, gidip gelmeleri teşvik edilmelidir. Eğer onun gidip geldiği ev nefsaniliğin şahlandırıldığı, günahlara açık yamaçlar gibi ise siz çocuğunuzu kaybetmiş sayılırsınız. Çocuğumuzu sevdiği arkadaşların gittiği camiye götürmek işimizi kolaylaştırır. Orada yalnız olmadığını görür, arkadaşlarından güç alır, sevdikleriyle aynı mekanda olmaktan huzur bulur. İçinde bulunduğu ortam onu kucaklar, kendisine güvenini artırır. Burada çocuklar kendi haline de bırakılmamalı, kendi hallerine bırakıldığında birbirleriyle oyuna dalıp gülüşmeye, itişmeye başlayabilirler. Bu da diğer cemaati rahatsız eder. Oradakilerden gelecek olumsuz bir tepki yine çocukların nazarında camiye ve cemaate karşı bir nefret uyandırabilir. Öyleyse çocukları camiye götürdüğümüzde onları yanımızda kollamalıyız. Namazdan sonra cemaat dağılınca kendi gözetiminizle camiyi tanımalarına, içinde rahatça dolaşmalarına imkan sağlamalıyız sevgili kardeşlerim. Demek ki üzerinde duracağımız bir başka noktada, efendim, aynı yaşıtlarıyla birlikte olabilecekleri, efendim, aynı gaye ve hedefe yönelmiş çocuklarla onları buluşturmak.
Rahmetli Esat Coşan hocamızdan dinlemiştim. Efendim Ankara'da kurdukları bir özel sitede, özel ev sitesinde efendim bizim efendim dindar aileler bir arada, özellikle dikkat ettik efendim kardeşlerimizle. Böyle bir şeyde efendim ortamda çocuklar anneleriyle birlikte olduklarında efendim sohbet ortamları var. Hep güzel şeyler konuşuluyor. Ulvi gayeler peşinde anneler. Efendim dedikodu yok, gıybet yok, yalan yanlış işler yok. Anneler efendim Ayşe teyzeler, Fatma teyzeler ezan okunduğunda seccadeler seriliyor, namaz kılınıyor. Çocuklar bunu görüyor. Dışarıda bangır bangır ezan sesleri geliyor sitenin ortasında. Efendim sitenin camisi. Bütün evlerden efendim aşağı yukarı aynı güzellikte ezan-ı Muhammedi dinleniyor. Efendim ezan okunduğunda babalar, efendim abiler, ablalar, anneler camiye gidiyorlar böyle efendim bölük bölük. Çocuklar bunları seyrediyor. Efendim birlikte namazlar kılınıyor. Burada efendim çevrede namaz kılmayan kötü örnekler yok. Yani yemek gibi, içmek gibi, oynamak gibi hayatın bir parçası halinde namaz kılmakta. Çocuklar böyle bir ortamda ne yapacak? Yine Hoca Efendi diyordu ki böyle bir ortamda bakıyorum bizim evde bile çocuklar oynarken kimisi ezan okuyor, kimisi imamlık yapıyor, taklit ediyor, diğerleri cemaat oluyor filan. Çocukların gündeminde oyunlar içerisinde bile namaz var, Kur'an var, cami var, ezan var diye itiraf ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim böyle bir ortamda yetişen çocukla hiç ezan duymamış, efendim ezan ne demek olduğunu bilmiyor, camiyi görmemiş bir ortamda yetişen çocuğun herhalde hali bir olmayacaktır. Onun için anne babalara büyük görev düşüyor. Ev alırken camiyle irtibatlı olmalı alacağımız ev. Camiden uzak olmamalı. Efendim camiye uzak insanların bulunduğu yerler de olmamalı. Çok iyi bir site olabilir. Çok iyi imkanları olabilir. Ama o sitede efendim ezan duyulmuyorsa, insanlar namaza ve ezana uzak bir yaşantıya sahipse o çevrede çocuğun yetişmesi çok zor olacak. Efendim anneler babalar kendi keyiflerini, efendim rahatlarını dünyevi manada değil, efendim ebedi aleme uygun mekanlar olmasını tercih etmeli. Bu yönde çalışmalarda bulunmalı, bu yönde gayrette olmalı sevgili kardeşlerim. Yoksa ciğerparelerimizi efendim kurda, kuşa, yılana, çıyana teslim etmiş olacağız. Hatta öğretmeni de bu konuda önemli ki gelecek derslerde inşallah bunun üzerinde bulunacağız. Ve çocuklar efendim kendi emsalleriyle bir arada bulunup böyle birlikte efendim namaz kılarlarsa yalnız olmadığını görecek. Bak arkadaşım Ahmet de benimle beraber, enişte efendim gelmiş camiye. Aa efendim işte Tarık da burada bizimle birlikte efendim birlikte namaz kılıyor. Bazen hani böyle çocukları camiye geldiğinde de efendim 2-3 çocuk yan yana geldiğinde birbirlerini dürterler, efendim dokunurlar, kis 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 gülerler. Bu duruma fırsat vermemek, diğerlerin namazdaki huzurunu kaçırmamak için de efendim eğer babaları camideyse efendim onları yanına almalı. Böyle efendim namazı ifsad edecek durumlara düşmesine fırsat vermemeli. Eğer babalar yokken, babalar eğer uzaktayken o caminin büyükleri varsa o caminin büyükleri çocukları azarlamak yerine çocukları böyle birer ikişer arka saflarda aralarını almalı. Onların böyle caminin huzurunu bozacak davranışlarına fırsat vermemeli. Büyükler onlara tecrübelerini aktarmalı ki çocukları güzel yetişmesine katkıda bulunmalı sevgili kardeşlerim. Yine efendim annelerin babaların gelip gittiği ortamlar önemli. Efendim sevdiği dostlarıyla beraber dindar insanların birlikte pikniklere gitmeli, tatillerini birlikte yapmaları, gittikleri yerlerde mesire yerlerinde efendim böyle namazlarını birlikte kılmaları çocuklarda güzel etki bırakacaktır. Mesela bizler efendim şimdi yaz dönemi de geldi. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız böyle etkinliklerde namazı hayatımızın merkezine koyuyoruz. Efendim namazlarımızı topluca cemaate kılmaya çalışıyoruz. Tek başına namaz kılmaya müsaade etmiyoruz. Etkinliklerimizin efendim baş maddesi namaza uyarlı oluyor. Bütün efendim davranışlarımız, günlük programlarımız namazdan önce, namazdan sonra diye efendim programlarımızı yapıyoruz. Çocuklarımıza namazda saflar arasında yer veriyoruz. Hanımlar da cemaate katılıyor, birlikte kalıyoruz. Mesela katıldığımız pikniklerde uzunca böyle bir saf halinde birinci safın sefa bundan herkes faydalansın diye öyle mekanlar tercih ediyoruz.
Erkekler ön tarafta yerini alıyor. Erkeklerin hemen arkasında çocuklar bir saf yapıyor. Onların arkasında anneleri böyle saf yapıyor. Efendim piknikte namazları cemaate kıldığımızda çocuklar da efendim çok keyif alıyor bunda. Etraftan seyredenler için bazıları belki tuhaf karşılayabilir. Şunlara bak gösteriş yapıyor gibi filan düşünebilirler ama bunu tabii Müslüman bir insanın yapması, böyle bir düşünceye kapılması efendim doğru değil. Müslüman böyle bir düşünceye kapılmaz. Bu işe biraz yabancı, uzak olanlar yadırgayabilir. Halbuki o bizim efendim yemek gibi, içmek gibi, tuvalete gitmek gibi en doğal ihtiyaçlarımız arasındadır. Farz namazın gösterişi olmaz. Bu herkesin yapması gereken bir vazifedir. Hatta aynı zamanda bir doğal tebliğ aracıdır diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Bugünkü sizlere tavsiye edebileceğimiz en önemli nokta, özetle sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı namaz kılan akranlarıyla, arkadaşlarıyla tanışmak, kötü arkadaştan, yılandan, çıyandan, akrepten, domuz gribinden sakınır gibi sakınmamız lazım. Ev alırken efendim camiye, mescide yakın olmasını, dindar namazın abdestte insanların yoğunlukta olduğu yerleri tercih etmeye gayret etmeliyiz. Çocuklarımızı en güzel şekilde namazlı abdesti yetiştirebilmek için. Efendim gelecek programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.